Gözünü sevdim abi. Sen askersin, tamam mı? Feytullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişimi esnasında Üsküdar'da bulunan 28 yaşındaki Muhammed Irmak, tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla gündem olmuştu. Dediler ki karşıda patlama var. Ben de dedim ki hani en son dakika dediler bunu. Bizi mesaiye bıraktılar. Hani biliyorsun asker 7-24 imza atıyor. Evet. Patlama var diyor. Bir dakika son dakika dediler bize patlama var. Tamam. Ben de sabahtan beri küfür ediyorum. Aa isterseniz askerler olsun. Tamam. Beni mesaiye bırakmıyor. Böyle işte işinin de gücünün de bırakacağım diye düşünüyordum hatta. Polis okulunda eğitim aldığı esnada sağlık sorunları bahane edilerek okuldan atılan Feytullahçı terör örgütü mağduru Irmak, darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçmesine rağmen o gece ortaya konan kahramanlığı unutmuyor. Sonra içeriğini bilmiyorum. Sonra geldik dediler darbe. Ondan sonra çekilen polisine pata çata birbirine girdiler. Sonra çatışma oldu mu? Üsküdar Çelik'le çatışma oldu mu? Oldu galiba. Oldu galiba. Bizim kardeşlerimiz düşürdüler, haberleri yok. Evet. Bu kadar adi bir insanlar yani bunun başındakiler, öyle mi? Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan Gazi Irmak, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz gecesi İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinde çalışıyordum. Akşamleyin bir telefon geldi. Köprünün kapatıldığı söylendi. Ve bizim durumumuzu sormuşlardı tanıdıklarımız. Ben de biz iyi olduğumuzu ilettim. Herhangi bir problem yok dedim. Daha sonra arkadaşlarım durumu iletince bana inanmadılar. Aradan birkaç saat sonra geçince bütün telefonlar çalınca insanların herkes durumun farkına vardı. Daha sonra ben arkadaşlarımla birlikte iş yerinden çıktım. Meydana indim. Meydana indiğimde arkadaşlarım gitmememi söyledi. Çok insan var, çok da polis, asker hepsi iç içeydi. Neyin ne olacağı belli değildi. Onlar gitti evlerine, ben kendim gittim tek başıma. Daha sonra karşımda 9 tane tank vardı. O tanklardan birinin üzerine atladım. Tankın üzerine atladığımda bir tane askerimizin orada oturup ağladığını gördüm. Ve kendisine dedim ki hani sizin burada durma amacınız da, siz niye buraya geldiniz? O da bize karşıda bomba patladı. Bizi gövde gösterisi amacıyla, tatbikat amacıyla gönderdiler dediler. Aslında söyledikleri bana çok inandırıcı geldi. Çünkü ağlıyorlardı. Ellerinde G3 mermileri, G3 silahları, çeşitli tank, füzeleri, her şeyleri mevcutken hiçbir şey yapmadılar. Biz de o anları çekip sosyal medyaya attık. Daha sonra o gece en çok izlenen videolar arasına girdi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız önce Adıyaman'da, sonra külliyede görüşme şansımız oldu. Hamdolsun çekmiş olduğumuz video 45 askerimizin en azından tutuksuz yargılanmasına vesile oldu. Mahkemeler hala devam ediyormuş ama çoğunun beraat edeceğine inanıyorum. Çünkü onlar masum askerlerdi. Tabii görüşüyoruz, arada görüşüyoruz. Geldi bizi Adıyaman'da ziyaret etti sağ olsun kendisi. Biz de ağırladık. Daha sonra çeşitli meslek kuruluşlarına yöneldi. Çünkü askerliği daha fazla yapamayacağını söyledi. Ondan sonra bize sağ olsun hayır duası etti, gitti yani. Aslında ben her zaman insanın hayatına gelen şeylerde bir hayır olduğuna inanan bir insanım. O gece onu çektikten sonra çoğu insan silmemi söyledi. Eğer silmezsem bunu darbeyi yapan kişiler gördüğü zaman seni asabilirler dedi, öldürebilirler dedi. Ki 15 Temmuz'dan sonra tehdit edenler de olmuştu. Ama hiçbir şeyden korkmuyoruz, gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü biz bu vatanın evladıyız. Bizim zaten ecdadımızda bu var. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayız yani. Bir şey olacaksa zaten, başımıza gelecekse zaten gelir. O videoyu çektiğim için çok mutluyum. Neden? Aslında amacım bu anları ileride görebilmekti. Yani ileride bir hatıra olsun, kalsın diye düşünüyordum. Fakat o askerin yapmış olduğu açıklamalar o kadar ince ve detaydı ki insanların kafasındaki soru işaretleri bir kısmını giderdi. Okulu kazanmama rağmen okulun içindeyken ve hatta sınıf başkanıydım. O esnada dediler bir daha sağlık taraması yapacağız. Sağlık taramasını yaptıktan sonra dediler ki 16 kişiyi bir daha tarayacağız. Ben o kişilerin arasında ben de vardım. Okuldan atıldım ama atılma sebebim şu: kan değerim yüksek. Yani kan değeri de doktorlar bilirmiş. Şu, insanın yediği içtiği yemeklerden bile yükselip alçalabilen bir değermiş. Bundan dolayı yolladılar. O kadar üzüldüm ki hayatım mahvoldu. Gece gündüz ağladım bu polisliği kaybettikten sonra. Hakkımı helal etmiyorum onlara. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Daha sonra hırs yaptım. Tekrardan hayata tutundum. Oradan üniversiteyi kazandım. Sınıf öğretmenliğini kazandım Adıyaman'da. Şu an sınıf öğretmenliğinden mezun oldum.
O gün polis olmama engel oldular ama bundan sonra nice polisler, askerler yetiştirmeme engel olamayacaklar. Ve bilsinler ki bu devletimiz, milletimiz var olduğu sürece bizi asla yenemeyecekler. Bizi yıkamayacaklar ve bir daha da hiç kimse bu ülkede darbe yapamayacak. Yani bunu söylüyorum yani.